1000 beğenide yeni bir bölüm gelecek demiştim arkadaşlar. 1000 beğeni olalı birazcık fazla olmuş olabilir. Ancak sonunda yeni bölüm atıyorum. Çok istiyordunuz ve çok soruyordunuz. Sürekli soruyordunuz. Ve sizlerle beraber kadro artı paket yorumlama bölümüyle beraberiz. Bakalım bugün nelere çıldıracağız, nelere öfkeleneceğiz, nelere öfkeden patlayacağız. Hep beraber göreceğiz ama öncesinde arkadaşlar bu video 1200 beğeni olursa bir daha kadro yorumlama bölümü gelecek. O yüzden hemen bakın kadro yorumlamaları da çok istemiyorum. Hemen aşağıdan videoyu beğenin. Yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir detayı kaçırmayın. Ve kadro yorumlama videolarının açıklama kısmında Facebook grubumuzun linki oluyor arkadaşlar. Yani bu videoların açıklamasında. Oradan Facebook grubumuza gelip bir sonraki kadro yorumlamaya siz de katılabilirsiniz. Karnaval paketinden Efe Atlar 93 Martial çıkarmış. Yani almış. Hayırlı olsun diyelim. Mert Taşdemir, Sule gelecek satıp nerelere takviye alayım? Önerin nedir? İyi yayınlar demiş. Sule'den bayağı bir para gelir sana. Şimdi onu satıp, abi Alaba'yı da sat, Alaba'yı da değiştir. Stoper Van Dijk kullanabilirsin. Yani Robertson'la, Arnold'la beraber Van Dijk mükemmel bir, güzel olur. Alaba veya Christiansen hangisinden daha az memnunsan onu sat. Mesut Özil yerine de önemli bir medya oyuncusu alman lazım. N'Golo Kante'nin Team of the Year kartı varsa onu alabilirsin ya da oyunda çok beğenilen kartlar alabilirsin. Ve santraforların ikisinin yerine de güzel santraforlar alabilirsin. Santraforların da iyi değil. Karun genel olarak mükemmel. Kaleci ve defans attığın güzel. Orta sahan da iyi. Mesut Özil'in mevkisi hariç. Ancak abi işte santraforlarını değiştirmen gerekiyor. Benim fikrim bu yani. Santrafor'da 92 Abraham olduğu haliymiş ve 10 milyonda coin'si var. Gayet güzel Cem Gökçe'nin kadrosu. Gayet güzel abi. Kadroyu beğendim. Kadroları çok aşırı fazla yorumlayamayacağım arkadaşlar. Özellikle paketlere tepki vermek istiyorum. Kadrolarını atanlara da bu arada teşekkür ediyorum. Öneri isteyenlere yeni önereceğim. Geçen videoda yorumladığımız bir kadro Kane yerine, yok öyle değilmiş. Kane yerine Martial gelmiş. Martial'le beraber, 93'lük Martial'le beraber gerçekten mükemmel olur. Akio, Suyuncu ve Diallo var. Diallo'yu değiştirebilirsin. Eğer iyi değilse tabii ki, iyiyse kalsın. Genel olarak kadron ama güzel, beğendim. Hemen abi 1-2 haftaya Zidane gelecek demiş. O 3 haftayı bulur abi diyelim biz. Neyse ben tabii ki bilemem ama gerçekten 110-170 kimi harika bir kadrosu var. Pope zaten mükemmel bir kaleci. Yani bilmiyorum, gerçekten harika takımım var. Ben de olmasını isterdim. Ama gayet güzel. Evet, beğendim. Hemen geçelim Cem Gökçe'yi. Şöyle bir kadro atmış. Gulitli mulitli mükemmel bir takım atmış. Efe Attar abi Çin FIFA'sında. Kim pembe çıkarmış sanırım, kim pembe bu. Evet, FIFA oynuyorum diye bir kardeşimiz. 98-140 kimyalık güzel bir takımını atmış. Gayet güzel bir takımım var. Bakalım herkes pozisyonunda boostlarını falan geliştirmeye bak. Joelinton'un da yerine farklı bir oyuncu alabilirsin. Hulk alabilirsin. Hem Brezilyalı da, Arthur'la da anlaşır. Full kimya olur musun bilmiyorum. Herhalde 140 olursun. Bence güzel olur. Hulk alabilirsin. 200 bin coins falan değeri var. Joelinton'u satıp hemen Hulk almanı öneriyorum. Mücahit Demirtol'a öneri istemiş. Abi gayet güzel bir takım var da Brooks boost basmaya değecek bir oyuncu muydu bilmiyorum. Neuer'in o kartı yerine Donnarumma ve Pope varken Neuer, ama tabii ki lig olarak bu uyuyor. Gayet güzel ama yani ligin böyle olduğu için yapacak bir şey yok. Haaland'ı 90 rating yap, sonra keyfine bak. Haaland'ın zaten oyunda daha çok fazla kartı çıkar, çok. Royat Yalav Halftan'ın takım paketinden Sergio Ramos çıkarmış. Gayet güzel abi. Çin FIFA'larına bakmayacağım çok fazla. Abi bunu nasıl yapıyorsunuz? Gerçi turnuva paketiymiş. Tamam, turnuva paketlerini çok bilmediğim için bakamayacağım. Efe Attar Martial'i satmış. 1.9 milyon coins'e gayet güzel. Mane boost artı 8 olacak demiş. Mane boost artı, tamam güzel abi. Artı 8 olduğu zaman gayet güzel olur. Coins'in olmadığı için yokmuş. Pope'yi yavaş yavaş 90'a yükselt, sonra gerisini yükseltirsen. Önemli olan şu anda senin için Pope. Ama birazcık tabii hızlanman da gerekiyor. Yavaş yavaş diyorum ama hızlanman lazım. Bu paketten Koulibaly çıkmış. Çin FIFA'sında Falcao çıkarmış, gayet iyi. Abi şöyle yavaş yavaş geçelim. Kerem Aydos 117 rating. Bu arada şu an 200 kimya mı var oyunda? Doğru, yeni bir şeyler gelmişti. Onlarla beraber 200 kimya olunuyor mu? Abi detaylı bir açıklaması falan varsa yorumlara yazın. Yani çok detaylı olmasın, özet geçin ama maksimum kimya, maksimum rating falan kaç olabiliyor? 200 kimya nedir abi? Ne yaptın bu kadar Kerem? Vallahi billahi bu nedir ya? Royal Yellow Loris 60. Videoya selam demiş. Aleykümselam. Fenerbahçe kadrosu var. Ancak abi Fenerbahçe kadrosu, yani şu anlık bir dur Fenerbahçe kadrosu için. Ferdi ile Mehmet Ekici'nin yerini değiştirebilirsin. Ya da kalsın abi. Sen hayalindeki Fenerbahçe kadrosunu kurmuşsun, kalsın. Falet Day değil de Islay 80 rating yap. Falet Day'in de Jason al. Nasıl Aspir abi? İşte Ertem neydi lan o adamın adı? Ersun Yanal. Gitti adamı, unuttum ben ya. Neyse. Ersun Yanal'ın mükemmel fikirler abi. Tabii ki yani Jason oynayacak yani. Ne alaka? İsmail Akçaban önerini alırım abi demiş. 94 yani 140 kimya, gayet güzel bir takım var. Hemen devam edelim. Abi Kolarov'un 85'lik kartı da çıktı biliyorsun. Onu çıkartabilseydin alırdım. Bruno Fernandes'in 89'luk kartı abi. Bu adamların ne kadar haftanın takımı kartı çıkmış ya. Süper Lig'e verin abi biraz. Kolarov'un 2 tane var. Bruno Fernandes'in 2 tane var. Bu nedir ya? Gerçi Bruno Fernandes'in kartı buydu galiba. Her neyse, tamam. Öneri istemiş. Abi öneri isteyene de öneri vermemiz gerekiyor şimdi. Brooks'u değiştirebilirsin. Onun yerine abi hani stopere
Merih Demiral'ı alma ama alırsan bu kimya olarak uyuyor alabilirsin ama bilmiyorum abi kimi alsan ya. Merih Demiral'ı al yükselt benim için. Bir sonraki bölümde göreceğim abi. Merih Demiral'ı almış olursan çok sevinirim. 85 falan yaparsan gerçekten güzel olur. Evet. Arkadaşlar artık önerileri vermeyeceğim. Çok güzel kadrolar olunca duracağım ama asıl ben paketleri merak ediyorum. Bakın burada Bruno Fernandes'in 89'luk haftanın takımı kartı var. Şimdi hemen bakıyoruz. Burada 87'lik var. Abi tamam adam sürekli gol atıyor da Türkiye'de de Falcao sürekli gol atıyor. O zaman onu da sürekli çıkartın. Vedat Muriç de bir ara sürekli attı. Ona da çıkartın. Sörloth sürekli atıyor. Onun zaten bir tane çıktı ama elit bir tane Falcao'nun takımı kartı çıksın yani. Biz de süper güç kadrosu kuruyoruz değil mi ama yani olmaz. Abi çok şey yazmış okuyalım. Kaleci Donnarumma geldi. Martial gelecek. Abi zaten kadronun yarısını göremiyoruz. Genel olarak güzel ama oyuncuların boost'u yok. Boost'larını yükseltmeye bak yani. Boost'larını yükseltmen lazım. Berardi gelmiş. Abi herhalde bu bölümde hile yok ya. Bu bölümde hile yok. Eren Yıldırım Türk bayrağı atmış. Teşekkür ediyoruz. Rulli'li Luis Alberto aynı anda çıkmış. Abi muhtemelen burada bu bölümde hile göremiyoruz ya. Sonunda hile görmeyeceğiz abi. Hile, iyi bütün hileleri banlamış galiba. Yani öyle düşünüyorum. Artık hile yok. Tat yok. Ulan ben de şu Kolarov'u abi dünkü videoyu izleyin. Şu Kolarov'u çıkardığımda ne kadar sevindim. Abi millet neler neler çıkarıyor. Kolarov çıkarıyor adam bir de yanında Aubameyang çıkarıyor ya. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hileler banlanmış diyorum. Tam hileler banlanmış derken bu nasıl oluyor abi? Bir anda başlıyoruz değil mi şimdi abi? Şimdi bir sürü göreceğiz de ben, bu ne abi ya? Abi ben yani o kadar açtım haftanın takım paketi. Yani gerçekten abi tamam çok efsane kar ettiren şeyler değil. Ama neler neler çıkmış. Burada bir tane 97'lik Immobile var. Ama YouTube'dan SS almış yani anlamadım. Kendi paketimi bilemiyorum yani şu anda. Abi bakıyoruz devreyi falan var. Sergio Ramos. Yani Van Dijk de çıkarmış ama abi az önceki birazcık daha sinir bozucuydu. Evet. Muhammed Salah secdeye yatarken Fenerbahçe formasıyla. Evet. Ve abi. Neyse bu turnuva paketi. Buna bir şey demiyorum. Loris çıkarmış. Güzel ama ben yeni olduğu için diğer pakete birazcık çok sinirlendim. Yani tam hileler banlanmıştı ki bir anda yeniden ortaya çıktı mı? Ne oldu anlamadım ki. Bak hile kalmamış aslında. Görüyorsunuz abi yok bir şeyler. Hiçbir şey yok. Oha be oğlum Mevlüt Okuş bu nedir? Bu nedir? Bu nasıl benim takipçim olabiliyor abi? Yorumlara yazar mısın? Bak kendini şu anda ben Mevlüt Okuş'um diye yorum yazarsan kalp atacağım. Ama herkes yazmasın. Gerçekten Mevlüt Okuş. Kendini de kanıtla bu arada. Yani şu takıma bak abi ya. Mevlüt yani ne yaptın abi? Niye abi bir de bu fotoğraflar net olmuyor? Böyle çok iyi kadroların fotoğrafları net olmuyor. Bir yerden mi alıyorlar bilmiyorum. İnanıyorum tabii ki senin olabilir ama. Yani şöyle yeni sekmede açalım. Ama abi nasıl kadrolar bunlar? Karnaval özel. İkinci pa... Ya yok artık abi. Ben de açacağım bunları. Bana da çıkmazsa ağlarım ama ya. Adam çıkarmış arkadaş. Vallahi ben de karnaval paket açılımı yapacağım ya. Bu videodan sonra yapıyorum abi. Yemin ediyorum gaza geldim. Bir videonun sonuna koyarım ya da bir videoyu direkt karnaval paket açılımı olarak gösteririm. Immobile çıkarmış 97'lik 3. paketten. Oğlum bana da 3. paketten çıkarsa çok iyi olur lan. Şu an gaza geldim. %6 ihtimali var bunun arkadaşlar. O kadar basit bir şey değil ha. Vallahi billahi yok böyle bir şey ha. Abi neler neler. Şu an çok fena gaza geldim. Videoyu bitirip hemen paket açmak istiyorum. 205 kimya Erhan Küçük. Arkadaşlar o zaman bir güzellik yapsam mı? Bir sonraki bölümde yaparım. Bu bir bölümlük yapmayalım ama Erhan Küçük'ün YouTube kanalı var arkadaşlar. YouTube'a arayıp girebilirsiniz Erhan Küçük olarak ama linkini koymayacağım. Linkini koyunca çünkü benim videomun sanki böyle bir izlenmesine böyle önerilmesi azalıyormuş gibi bir istatistik gördüm. Ona göre abi ama çok beğendim kadroyu. Sizler de Erhan Küçük'ün YouTube kanalına girip Koray'dan geldik falan yazabilirsiniz yani. Linkini bu videoluk koymuyorum. Bir sonraki bölümde koyarım ama. Hadi bakalım. Abi gerçekten... Ya yok artık be. Ya yok artık be abi. Ya gerçekten abi. Hani şurada video 10 dakikayı tamamlanmış olsa şu an videoyu terk ederdim. Ama terk edemiyorum. Çünkü video 10 dakikayı tamamlanmamış. Olsun abi bay bay. Ya yemin ediyorum ya 10 dakikaya tamamlanmış olsa gidi. Van Dijk'la Firmino öpüşüyor. Yok lan Van Dijk'la Firmino öpüşmüyor. Van Dijk'la Chiellini öpüşüyor. Fabinho topa bakıyor. Arkada Messi galiba topa bakıyor en arkadaki şu adamı anlamadım. Hakem ne yapıyor onu anlamadım. Top havada uçuyor. Bunlar niye öpüşüyor abi? Asıl sorunumuz bu. Diğer yorumları gör diyeceğim ama burada başka yorum mu varmış abi? Bütün yorumları da göstermek istiyorum sizlere. 112 yen, 116 yen Galatasaray diye bir kadro var.
Oha bir Ronaldo, Lewandowski, Messi falan var. Gerçekten mükemmel kadrolar ve paketler gördük ama ben şuradan sonra aslında abi videoyu terk etmiş olarak beni düşünebilirsiniz. 10 dakikaya tamamlansın diye biraz daha bakmış olduk. Abi şu anda gaza geldim. Ben hemen bir tane kayıt alayım. Şu paketi artık açayım ya. Aynen şu paketi ben artık açayım çünkü gaza bayağı gelmiş durumdayım. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Seni gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Videoya like ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şuradan kanala abone olup butona basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini isteyerek efsane ötesi bir videoya girebilirsiniz. Mükemmel bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.